20 yıldır Aydın'da yaşayan Kerime Sonar, gönül verdiği çinicilik mesleğini atölyesinde sürdürüyor. Boyama e, diğer boyamalarla e, uygun bir şekilde yapamadığımız yerleri e, jilet yöntemiyle kazıyarak boyayı üzerinden çıkartıyoruz. Tekrardan yeniliyoruz boyama işlemine. Yaklaşık 20 yıldır Aydın'da gönül verdiği çinicilik mesleğini atölyesinde sürdüren Kerime Sonar'ın çinicilik merakı lise yıllarında başladı. Sonar, çinicilik sanatına başlama hikayesini şu sözlerle anlattı. Tamamen merak ve istekle başladım. Liseden gelen bir sanata ilgim vardı zaten. Baktım ki yaptığım çalışmalar bana hoş geliyor. İlk başta bana hoş geliyor. E, bu emeği bir şekilde bir şeye dönüştürmeliyim dedim, öyle başladım. Peki nerede başladınız? E, Yalova'da e, lise hayatımda başladım, e, daha sonra e, kendim e, kurslara giderek bir şeyler yapmaya başladım. Şu an atölyede, e, burası bir seramik atölyesi. E, çini ve seramik üretimi olarak e, naje kodumuz o şekilde gidiyor üretim yapıyoruz. Yani çamuru kütahyadan sıvı çamur, vakumlu çamur ve tornada işleyebileceğimiz çamur olarak alıp daha sonra da şekillendirme yapıyoruz. 20 yıldır açtığı atölyesinde üretim yapan Soner aynı zamanda mezun olduğu Ege Üniversitesi ve farklı üniversitelerde de öğrencilere çinicilik sanatında destek oluyor. Üniversitede belli dönemlerde gidiyorum. Hem ürünlerimi satıyorum hem de onların kafalarına takılan sorulara cevap veriyorum. Kendi üniversitemle de çalışıyorum. Ege Üniversitesi Seramik Cam Çincilik Bölümü mezunuyum. Ee, üniversitedeki hocalarımla e, diyaloğum çok iyi. E, öğrencilerin kafalarına takılan sorulara, e, internet ortamında canlı bağlantılarla da katılıp onlara yardımcı oluyorum. Karacahosu Meslek Yüksek Okulu'nda da Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü var. Oradaki öğrencilere de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben halk eğitimlerle ve üniversitelerle çalıştığım için seramiği daha çok özel sipariş olarak alıyorum. Ama çini hediyelik eşya üretiyorum. E, talep nasıl peki Aydın'da? E, Aydın'da e, iki tane kursumuz var, çini ve seramik kursu olarak geçiyor. E, hem onlarla çalışıyorum ama daha çok e, illerle çalışıyorum. Denizli'yle, Marmaris'le, İzmir'le, Selçuk'la, ilçelerle de çalışıyorum. E, söke. Söke'de de bir kursumuz var. Orada da belediyenin kursu var. Orayla çalışıyorum. E, Nazilli ile çalışıyorum. E, dediğim gibi Selçuk'la çalışıyorum. Kuşadası ile çalışıyorum. E, daha çok dekorlama ile ilgili şu an sipariş özel olarak gelirse alıyorum. Ama e, ham madde dediğimiz e, bir kere ürün şekline aldıktan sonra fırınlanmış ürün, e, arkada gördüğümüz beyaz bisküvi dediğimiz ürünlerin satışını yapıyorum ilgi alanlarına duyan ya da işte araştırmalarıyla ben bununla çok güzel desenler ortaya koyarım diyen yetişkin insanlar da oluyor. Anaokul bünyesindeki çocuklar da oluyor. Onlarla da özel çalışmalarım oluyor. Karaca suda yapılan çömlekçilik sanatına da değinen sonar şunları söyledi. Oradaki e, çömlekçilik dediğimiz e, çalışmalar bizimle aynı aslında sadece bünyelerimiz farklı biz beyaz çamurla çalışırken onlar kırmızı çamurla çalışıyorlar bir de onlar daha çok mutfak eşyası üretiyorlar yani güveç tarzında işte e, kullanım eşyası, cezve takımları, işte kahve fincanları o tarz şeyler üretiyorlar ama biz daha çok dekora, onlar tek pişirimli e, ürünleri satışa sunarken biz bu ürünlerin üzerlerine desenler çiziyoruz. Kendi aktarmak istediğimiz e, hayal gücümüzde ne varsa bu e, modern desenler de olabilir. Klasik dediğimiz eski sanatımıza, geleneksel e, sanatımıza uygun desenler de olabilir. Sonar, çinicilik sanatına ve seramiye ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Ev hanımları çok güzel üretiyorlar. Evde yaptıkları ürünleri buraya getiriyorlar. Fotoğrafladığınız ürünlerde muhakkak ki burada fırınlamak için getirilmiş ürünler de olacak. Kendi desenlerini çok rahat bir şekilde home office hem satışlarını da yapabiliyorlar. Kendi sanat eserlerini yakın çevrelerine pazarlayabiliyorlar. Çok da keyif alıyorlar. Zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlar. Çin ustası Kerime Sonar Çini sanatının aşamalarını şöyle anlattı: Biz dediğim gibi çamurla şekillendirme, vakumla şekillendirme ve tornayla şekillendirme var bizim atölyemizde. Şekillenen ürün bir hafta on gün kadar bir kuruma süresi geçiriyor. İşte o artık şey sertlik kazandıktan sonra içerisindeki sular kuruduktan sonra. Üzerinde zımpara yapıyoruz. Kalıp izleri varsa kalıp izlerini temizliyoruz. Şekil bozuklukları varsa onları düzeltiyoruz. Sonra bir kere fırında pişirme yapıyoruz. 1070 derecede pişiriyoruz. Bir kere pişen fırın sonuçlandıysa, sağlam bir şekilde ürün çıktıysa arkada gördüğünüz raflara konuyor. Ya da biz dekorlayacaksak ürünü elimize alıyoruz, desenimizi belirliyoruz, fırçamızı kullanıyoruz, boyamızı kullanıyoruz. Sonra da özel sırlama dediğimiz üzerinin camla kaplanma işlemini yaptıktan sonra da ikinci pişirim olan sır pişirimi için 930 derecelerde bir fırın derecesiyle sonuçlandırıyoruz. Çok keyifle yapıyor. Elle şekillendirme.